Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tığ boyası modeli yapımını göstereceğim. Havlu ucu olarak da kullanabilirsiniz. Hani güzel ağır bir model. Ayşe Hanım sipariş almış. Onun için yapacağım inşallah. Siz de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Evet, böyle çok hoş bir model gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce ne yapalım? Yazma kenarına arkadaşlar iki zincir çekip tığ battısını yaparsınız. Yani başına dolamadan batarsınız. Ondan sonra çimenini gideceğiz. Hemen başlayalım. İpinizi sabitleyin arkadaşlar. Sonra zincir çekin. Trabzan yapıp trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekeceğiz. Tepesine pipirik yani başına dolamadan batacağız. Bir zincir. Bir sonraki kutucuğa trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine pipirik. Çimeni bu şekilde yapılıyor. Arası bu kadar. Böyle bir zincir, bir ileri bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. 4 zincir şöyle şu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, bir sonraki kutucuğa trabzan yapıyoruz. 4 zincir tepesine pipirik yapıyoruz. Bir zincir bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan. 4 zincir tepesine pipirik. Evet, bu şekilde. Modelimiz biraz ağır olduğu için arayı fazla tutabilirsiniz arkadaşlar. Hani çok sıkı da sizi yorar. Evet, bir zincir çektim. Bir ileriye trabzan yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 12 ya da 14 tane zincir çekelim. Evet, diğerini 14 tane çekmiştim. Hani büyük derseniz 12 tane de zincir çekebilirsiniz burayı oluşturmak için. 14 zincir çektim. Bakın geriye çevirdim. Tersini çevirdim. 2 tane pipirik atlıyorum. 2 ile 3'üncünün arasına başına dolamadan batıyorum. Sonra 2 zincir çektim. Modelin düzünü çevirdim. Başına bir defa dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum bu zincirin üzerine. 2 toplamda 9 tane yapacağız. 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane trabzan yaptım gördüğünüz gibi. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Zincirim güzel olmadı. İp takıldı. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle tutuyorum bakın. Tutuyorum burayı belirledim. Sonra 6 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tuttuğum yere başına dolamadan batıyorum. Başına dolamadan battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle kendime doğru çeviriyorum. Bakın bu tarafta ya. Şu bu tarafa yönünü çevirdim. Başına doladım. Bu yaptığım yuvarlağın içine trabzan yapıyorum. 2 zincir. 1 trabzan yapıyoruz. Trabzanlar bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Böyle 7 tane kutucuk yapacağız. Çiçeğin kökünü yapıyoruz. Evet. 2 zincir. 1 trabzan. Kaç tane oldu? 3, 4, 5. 2 zincir. 1 trabzan. 6 oldu. 7. de 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Dibine başına dolamadan batıyoruz. 7. de. Bakın son yaptığımda birlikte 7 tane kutucuk oldu. 7 tane yapraklı çiçeğimiz olacak. Sonra zincire başına dolamadan bataraktan aşağıya doğru iniyoruz. 3, 4, 5, 6 tane battım. Sonra başına doladım. Buraya zincire 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2. Birinci çiçeğin kökünü yaptık. Bakın bununkini yaptık. Şimdi buna geçeceğiz. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim.
Parmağımla tuttuğum yine 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tuttuğum yere başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu yönünü öbür tarafa çevirdim. Aynı kök yapıyoruz. Trabzan yaptım. 2 zincir, 1 trabzan. 2 zincir, 1 trabzan. Böyle 6 tane yuva yaptıktan sonra 4 zincir çekeceğiz. 3, 5 tane yuva yaptık. 2 zincir, 1 trabzan. 6 tane yuvamız oldu. Sonuncu da 4 zincir çekiyoruz. Dibine başına dolamadan batıyoruz. 7 tane yuvamız olmuş oldu. Sonra başına dolamadan zincire bataraktan aşağıya doğru iniyoruz. 3, 4, 5, 6. Sonra başına doladığım zincire 9 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 zincir çektim. Aynı yere başına dolamadan. Aynı yere değil de şöyle trabzanın tepesine batalım. Aynı yerde olur, fark etmez ama. Sonra 2 zincir çektim. Bir sonraki kutucuğa zemine indik. Trabzan yapıyorum. 4 zincir. Tepesine pipirik. Evet, çimene geçtik. Bir zincir. Bir trabzan. Tepesine pipirik yapıyoruz. Bir zincir. Bir sonraki kutucuğa trabzan. 2, 3, 4 zincir. Tepesine pipirik. Evet, bu şekilde çimen. Dediğim gibi arayı fazla bırakırsanız sorun olmaz. Fazla bırakabilirsiniz. 2, 3, 4 çiçekler arası mesafeyi. Böyle biraz ilerliyorum ben. Evet, bir iki zincir çektim, ipimi keseceğim. Yeterli sanırım. Evet, kökümüz hazır. Şimdi çiçek için antenli böcek gibi oldu. Renkli ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi ilk kutucuğa gördüğünüz gibi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu yaprakların yatık olmasını istiyorsanız 4 zincir çekin. Böyle düz durmasını istiyorsanız 5 zincir çekin. Ben 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Gördüğünüz gibi aynı yere 2 defa dolayıp bakın. İlk önce tek çekiyorum. 1, 2, 3, 4 defa da çektiğim trabzan yaptım. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya ekleyelim arkadaşlar. Bakın. Burada üçüncüye ekliyorum. İkinciye de ekleyebilirsiniz. Üçüncüye de. İkinci çok yakın olur diye buraya tığım batırdım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bu 4 defa da çektiğim trabzanın üzerine bir defa dolayıp 2 defa da çektiğim 10 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzan yaptım. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Aynı kutucuğa. Evet, birinci yaprağımız hazır. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Zinciri biraz geniş çekiyorum farkındaysanız. Eliniz sıkıysa 5 çekebilirsiniz de. 2 defa doladım. Bir sonraki kutucuğa geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. 2 zincir. Ben biraz önce 4 dedim ama. Evet.
9-10 tane trabzan yapacağız. Şöyle bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz 10 tane trabzan yapalım. Ben saymadım ama 10 tane olmuştur sanırım. Sayayım, 3, 6, 9 tane olmuş. 10 tane oldu. İkinci kutucuğa, yani aynı yere başına dolamadan batıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir, 2 defa doladım. Bir sonraki kutucuğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 defa da. 4 defa da çekebilirsiniz. 5 defa da çekebilirsiniz. 2 zincir. Trabzan yapıyoruz. Büyük trabzanın üzerine 10 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzan yaptıktan sonra aynı yere başına dolamadan batıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım. Bir sonraki kutucuğa geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. Trabzan yaptım. 2 zincir. Evet. Trabzan yapıyoruz. 10 tane trabzan yapıyoruz. Böyle dördüncü yapraktayız arkadaşlar. 7 tane kutucuğumuz var. Toplamda 7 tane yaprak yapacağız. Evet. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonrakine geçeceğiz. 2 defa doladım. Bir sonraki ne 5 defa da çektim. Trabzan. Yine 2 zincir. 10 tane trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp 2 defa da çektim. Evet, bu şekilde bütün yaprakları yapalım arkadaşlar. 4 tane yaprağını yaptık. 3 tanesi kaldı. 3'ünü de tamamlayalım. Evet, bakın 7. yaprağımı da yaptım. Gördüğünüz gibi trabzanları yaptım. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet, isterseniz hemen de yakabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Şurayı da yıkalım. Evet, çiçeğimiz birincisi hazır. Gördüğünüz gibi benim bu ipim biraz inceymiş sanırım. Evet, şöyle. Hemen krem ipimi alacağım. Evet, bir zincir çektim. Şöyle. Hani kıvrıldıysa yönünü çevirin. Düz olsun. İlk kutucuğa yine aynı şekilde başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. Trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım gördüğünüz gibi. Bu çiçeğin son yaprağına şöyle şu şekilde tam tepesine gördüğünüz gibi tığım batırdım. İlmeği oradan geçiriyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Bu uzun trabzana yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz. 2 3 4 10 tane yapacağız. 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptım. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Sonra 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. Bir sonraki kutucuğa geçtim. 2 3 4 5 defa da çektim. Trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde yaprak yapıyoruz. 10 tane trabzan yapıp aynı yere başına dolamadan batacağız. Evet, yine 6 tane çiçek yapalım arkadaşlar. 7. de
Buraya ekleyeceğiz. O eklemeyi göstereceğim. 6 tanesini, toplamda 6 tanesini yapalım. 7.'yi ekleyeceğiz buraya. Orayı göstereceğim size. Evet, bakın. 6 tanesini yaptım. Yaprakların 7.'deyim. 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Bir sonraki kutucuğa 2, 3, 4, 5 defa da çektim. Trabzan yaptım. Sonra bakın şöyle. Burada hani burada da üçüncüye batmıştık. İkinciye ya da üçüncüye şöyle başına dolamadan batıyoruz. Üçüncüye battım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Trabzan yapıyorum. O uzun trabzanın üzerine yine 10 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzan yaptıktan sonra aynı yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet, şöyle göstereyim size. Ütüsü kolay olur, hani ütülemesi kolay olur. Bu ipler zaten bir defa ütüleniyor, ondan sonra ütü istemiyor. Şöyle. Tamamdır. Evet, böyle. Bu renk de çok yakıştı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.